Kişi günün belirli bir kısmını yemek ve kilo ile geçiriyorsa, yaptığı planlar yemek ve kilo etrafında gerçekleşiyorsa, çok sık tartılıp ya da hiç tartılmıyorsa, sıkı diyet programları yapıp ardından yeme atakları geçiriyorsa, işte tüm bunların hepsi yeme bozukluklarının belirtisidir. Yeme bozukluklarını 3 grupta ele alıyoruz. Anoreksiya nervosa bir tür zayıflık takıntısı da diyebiliriz. Kişi olduğu kilonun ya da olduğu kilonun altında olsa bile sıkı diyetler yapıp, yoğun egzersizler yaparak daha fazla kilo vermeye çalışmaktadır. Bulimia nervosa bir kişinin günlük tüketiminin 2 veya 3 katını yarım saat ile 2 saat gibi bir zaman dilimi arasında kendisini durduramayacak şekilde hızlıca tüketmesinin ardından kilo alımını engellemek amacıyla yoğun kusma ataklarının gerçekleşmesidir. Burada kişinin bulimia olması için her yediğini kusması gerekmez. Çünkü burada kalori alımını kişi laksatif ilaç kullanımı veya burada yoğun egzersizlerle de vücudundan atmaya çalışabilir. Takınırcasına yeme bozukluğunda ise kişi diyet ve yeme atakları arasında gelip gider. Zihninde devamlı diyet ve kilo verme ile ilgili düşünceler vardır. Ancak bunu bir türlü hayata geçiremez. Diyete başladığında ise diyeti tetiklendiğinde kişi normalde yiyeceğinin çok daha fazla miktarını hızlıca ve gizlice tüketir ve sonrasında kişi utanç ve pişmanlık duyar. Psikolojik destek ertelendiğinde yeme bozuklukları daha kronikleşiyor. Bu nedenle de tedavi daha zor bir hale geliyor. Tedavi ertelenmeden mutlaka başlanmalıdır.